Merhabalar. Birleşmiş Milletler Gönülleri Programı ve Ulusal Gönül Komitesi işbirliğiyle yaptığımız Dünya Gönüller Günü etkinliğimize hoş geldiniz Sayın Başkanım ve gönüllü gününüz de kutlu olsun. Hoş bulduk Nilan Hanım. Ben de sizin aracılığınızla hem Birleşmiş Milletler Gönüllü Programı'nın bütün gönüllerini dünya çapında hem de gönlünden bir şeyler yapmaya çalışan dünyanın bütün iyi kalpli gönüllerini selamlıyorum ve günlerini kutluyorum. Kesinlikle sağ olun efendim. Şimdi bizi dinleyen, izleyenler için hemen bu girişi yapalım. Türk Kızılayı Genel Başkanı ve de Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu Başkan Yardımcısı Doktor Kerem Kınık bizimle. Başkanım 1868, 152 yıllık bir kurumdan söz ediyoruz. Ve o senelerden yani bütün bu 152 yıllık bir çınar ve toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme, sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli roller üstleniyor Kızılay ilk kurulduğu günden bu yana. Özellikle de zor zamanlarda tabii Türk Kızılayı'nın önemini daha da çok fark ediyoruz. Çünkü hayat duruyor ama Türk Kızılayımız durdurak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda başkanım size benim 3 sorum olacak. 15 dakikamız olacak ve ayıracağınız yanıtlara olan süreyi de size bırakıyorum. İlk sorum 152 yıllık bir çınar Türk Kızılayımızın gönüllülük faaliyetlerini bizzat sizden dinlemek isteriz. Bu vesileyle de ben dünkü gerçekleştirdiğiniz gönüllülük etkinliğinden dolayı da sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir etkinlikti. Ben de izledim. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. 152 yıllık Türk Kızılay ve yaklaşık 160 yıla yaklaşan Kızılay ve Kızılhaç Hareketi'nin aslında gönüllülük serüveni ansiklopediler belki doldurur. Oradaki gönüllülük destanları, her bir insanı tanısak, bilsek, o gönüllerimizin hikayelerinin her birisini aslında anlamak, dinlemek, öğrenmek için değerli. Şimdi bizim kendi ulusal cemiyet olarak Türk Kızılay'ın bu 152 yıllık serüveninde kuruluşundan bugüne aslında tamamen gönüllülük üzerine yükseldiğini, inşa edildiğini görüyoruz. Kurucularından bu anlamda faaliyet gösteren şubelerine, oralarda gönüllülük faaliyeti yürüten hanımlar merkezimize, Birinci Cihan Harbi, İstiklal Harbi döneminde gönüllü hasta bakıcılık, hemşirelik yapan sağlık çalışanlarına kadar aslında çok geniş bir yelpazede bu gönüllülük faaliyetlerini organize bir şekilde, disiplinli bir şekilde, kurallı bir şekilde insanların katkılarını azami bir verimlilikle sergileyebilecekleri ve toplumsal faydayı ve çıktıyı da gene aynı oranda alabilecekleri bir sistem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında gönüllülüğün bireysel serüveni dışında ki bu aslında bir iç duygusal veya bir anlam arayışı yolculuğudur bence gönüllülük. Onun gibi yani kendisi gibi o anlama hayatına anlam katmaya çalışan gönüllerin birlikte organize olarak yaptığı aslında faaliyetlerin bir hikayesi, bir tarihi Kızılay. Dolayısıyla hanımlar merkezimiz cephede vatan savunan Mehmetçiklerimizin sağlık hizmetlerine verilen destekler, onların arkada bıraktıkları ailelere yapılan yardımlar, cephede savaşılan karşı taraftaki düşman askerlerine yapılan gönüllü hizmetler. Yani insanlığın sınır tanımayan ve bir şekilde her şeyin üstünde olan, o kimliklerin üzerinde olan o gönüllülük faaliyetiyle aslında insan onurunu koruyan, insan yaralarını saran, ızdırabını dindiren o yönüne tanıklık etmiş 152 yıldır Kızılay. Bugün biz de aynı yolda kurucu babalarımızın, kurucu annelerimizin çizdiği o yolda, o gönüllülük değerleriyle beraber yaklaşık 125 bin aktif eğitimli gönüllüsü sahada yaklaşık 10 milyonu aşan kan bağışı gönüllüsüyle dev bir ordu olarak bu faaliyetleri, gönüllü faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Dev bir barış ordusu olarak ben de altını çizmek istiyorum. Kızılay'ın dün gerçekleştirdiğiniz gönüllük etkinliğinden başlayarak, şimdi orada da dün belirttiniz, dediniz ki gönüllü olmak bir tercih elbette.
Ama bir taraftan da bize geçmişimizden gelen bir miras, sahip çıkmamız gereken bir miras. Geçmişten geleceğe gönüllülüğü taşıyabilmek için sizin bir de e-gönüllülük platformunuzu dün duyurdunuz, tanıttınız. Bu platformu da biraz bize anlatmanızı rica ediyorum. Bu güzel haberi de buradan vermiş olalım. Gönüllü Ol platformunu bize lütfen anlatabilir misiniz? Neler bekliyor şimdi dijital gönüllü olmak isteyen kişileri? Belki insanın doğası, fıtratı, özellikleri, beklentileri, kaygıları değişmiyor ama insanın içinde yaşadığı dünya değişiyor, hızla değişiyor. Dolayısıyla insan da adapte olabilen bir varlık ve bu içindeki yaşadığı dünyaya da o dünyanın bir takım yeni araçlarına da uyum sağlamak durumunda. Dijital dünyada bunlardan bir tanesi. Artık bilgi toplumu ötesindeki bir çağı yaşıyoruz ve tanıklık ediyoruz ve dünyanın değişim hızının ivmelendiği, arttığı bir süreçteyiz. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hem birey olarak, iki torunu olan bir dede olarak bir taraftan o dijital koşuşturmanın peşinden onları yakalamaya çalışıyorum. Bir taraftan da 152 yaşındaki bu kurum kendisini bu yeni dünyada konumlandırmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de o dijital platformumuz olan gönüllüol.org web sitesi aracılığıyla yayın açtığımız bir portal. Bu portal gönüllülük platformu insanlarımızın Kızılay aracılığıyla yapabilecekleri gönüllü çalışmalarını aslında kolaylaştırmak, gönüllülük kurumunu, müessesesini derinleştirmek, olgunlaştırmak, gönüllülüğü yaygınlaştırmak, gönüllülük konusunda hem düzenlemeler açısından olabilir, yani mevzuat çerçevesi olabilir, hem gönüllü kurum ilişkileri, gönüllü organizasyonlarda yaşanabilecek sıkıntılar vesaireler gibi bunların aşılması noktasında savunuculuk yapmak aslında amacıyla kurulmuş, tıpkı sizin varoluş gayeniz gibi. Bizim sürecimiz aslında şöyle işliyor. Gönüllü olarak bu sürece dahil oluyorsunuz ve kendinize bir profil oluşturuyorsunuz Gönüllü Ol platformumuzla. Bu profilde siz kendinizi sisteme tanıtıyorsunuz. O büyük gönüllü ordusuna tanıtıyorsunuz. Benim hayat hikayem budur. Yetkinliklerim bunlardır. İlgi alanlarım bunlardır. Ben size bu alanlarda katkı verebilirim, şu zamanlarda katkı verebilirim, şu coğrafyalarda katkı verebilirim. Kendinizi bu anlamda uygunluklarınızı, yetkinliklerinizi sisteme tanıtıyorsunuz. Ayrıca eğer ihtiyacınız varsa ki çoğu kez oluyor, bir takım eğitimler alınması gerekiyor. Gönüllülük bir aslında tıpkı bir iş başvurusu gibi ele alınması gereken disiplinli bir süreç. Yani bizde bütün o iş ve işlemler aslında tıpkı bir istihdam süreci gibi yürütülür. Bir farkla gönüllülük karşılığında maddi bir menfaat sağlamaz. Dolayısıyla bir takım oryantasyon eğitimleri alınıyor. Özellikle Kızılay ve Kızılaç Hareketi, bu hareketin temel değerleri, afetle ilgili eğer gönüllü olduysa bu alana yönelik eğitimler, eğitimle ilgili gönüllü olduysa bu alana yönelik eğitimler. Kızılay Akademi'nin e-learning, e-öğrenme platformu ve eğitim yönetim sistemi, LMS sistemi var. Bu derinlikli ve yaygın ölçme, değerlendirme, kalite standartları itibariyle uluslararası validasyonu olan bir platform Kızılay Akademi. Siz gönüllü olduktan sonra sistem size bazı eğitimler atıyor ya da siz bazı eğitimleri seçiyorsunuz ve bu eğitimleri tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra sertifikanızı, katılım belgenizi de alıyorsunuz. Kariyerinize de bu anlamda olumlu yönde etkileyen bir kişisel gelişim anlamında da bir faydası olan bir süreç bu. Daha sonra sistem sizi yetkinliklerinizi oluşturduktan ve oryantasyonunuzu tamamladıktan sonra Kızılay gönüllüsü olarak kabul ediyor ve şubelerimizin, departmanlarımızın, birimlerimizin açmış olduğu gönüllülük programlarıyla, faaliyet alanlarıyla ilgili çağrılara siz de başvurabiliyorsunuz. O çağrılara yönelik bizim otomasyon sistemimiz yapay zeka sistemiyle sizi seçiyor. Size bu çağrıları gösteriyor. Sizler de bu anlamda size gelen bu çağrılara, bu tekliflere evet diyerek sisteme katılıyorsunuz. Bu süreç aslında bir yolculuk, bir serüven.
sizin de bahsettiğiniz gibi bu serüvenin içerisinde deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşmak, deneyimlerinizi puanlamak, yaşadığınız deneyimlerin daha iyi, ortamın daha iyi bir gönüllülük platformuna dönüşmesi için aktif katkı verebileceğiniz bütün araçları aslında arkadaşlarımız tasarladılar. Dolayısıyla Türkiye'deki ve dünyadaki ve bizim Kızılay ve Kızılaş Hareketi içerisindeki gönüllülük sistemine de ciddi bir katkı vereceğini, bir değer yaratacağını düşünüyoruz. Ve bu sistemimizi de paylaşıyoruz da diğer ulusal cemiyetlerle, federasyonumuzla, Kızılaş Komitesi'yle. Dolayısıyla sürecimizin bu anlamda dijital sürecimizin, 152 yıllık analog sürecimiz vardı ama dijital sürecimizin başlangıcı bizi bu anlamda heyecanlandırıyor. Kesinlikle bu Covid döneminin ilk aylarında Google üzerinde evden nasıl gönüllü olabilirim sorusu %300 artmış başkanım. Yani bu soruyu sorma eğilimi, insanların evde olup ne yapabilirim deme isteği. O yüzden çok mutluluk verici bir haber. Gönüllü Ol platformunun Kızılay tarafından da hayata geçmiş olması. Buradan tekrar paylaşalım. Gönüllüol.org değil mi başkanım? Doğru mu Evet, söyledim? doğru. Evet. Kızılay'ın herkes oraya davet ediyoruz. Şimdi o halde vaktimizi de iyi kullandığımızın müjdesini vererek AFAD başkanımıza da aynı soruyu yönelttim. Size de yöneltmek istiyorum. Kendi yolculuğunuzda gönüllünün anlamını, size ilham olmuş hikayeleri bizimle paylaşabilir misiniz lütfen? Diğer gönüllülere de, gönüllü adaylara da ilham olması açısından. Bu soruyu sorabileceğinizi düşünerek acaba hangi deneyimimi paylaşsam diye şöyle bir Acaba aynı düşündüğümde kesinlikle olur tabii. 2011 yılında yolum Somali ile kesişti. Somali'ye gittiğimde o zaman Yeryüzü Doktorları Derneği'ndeydim. Kızılay Başkanlığı'ndan önce Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanlığım da var biliyorsunuz. Yeryüzü Doktorları gönüllüsü olarak oraya gittiğimde şunu gördüm, çökmüş bir ülke, savaştan, kıtlıktan, iç savaştan ve kıtlıktan bütün kaynakları aslında tükenmiş, aslında umudu kalmamış bir ülke ile manzarası da karşılaştık. Aşağı yukarı 2011'in Temmuz ve Ağustos aylarında 250 bin civarında insan açlıktan hayatını kaybetmişti Afrika boynuzunda, Doğu Afrika'da bu anlamda. Sağlık sistemi yoktu. Bir üniversite ayakta, tıp fakültesi ayaktaydı ve kendi çapında yani eğitim faaliyetlerini vermeye devam ediyordu ama o kadar yani hocaları yurt dışına çıkmış, hastaneleri yıkılmış, o kadar iptidai şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlardı ki ben de bir sağlık bilimleri üniversitesi öğretim üyesi olarak, bir akademisyen olarak bugün en önemli şeyin insan yetiştirmek olduğunu, en önemli şeyin topluma mukavemet vermek, ona bir dirençlilik kazandırmak için yetişmiş insan gücüne destek vermek olduğunu bugün söyleyebilirim. O gün şuna karar verdik biz yeryüzü doktorları olarak. Burada hekim ihtiyacı var. Ve hekim yetiştirmek için, hemşire yetiştirmek için bizim yapabileceğimiz, hani belki can kurtarmak için, acil müdahaleler için bir ekiplerimiz bir taraftan çalışıyordu ama akademisyen arkadaşlarımızla, ismini de anmadan geçemeyeceğim, Profesör Doktor Orhan Alimoğlu Medeniyet Üniversitesi'nden sevgili yeryüzü doktorları gönüllüsü hocamızla beraber bir program orada tasarladık. Bunu YÖK'ten de onaylattık. Somali Devleti'ne de onaylattık. Bir tıpta uzmanlık programı. Bir taraftan savaş ve kıtlık devam ediyor, kuraklık devam ediyor ama biz gönüllüler olarak Türkiye'den giden gönüllü akademisyenlerle beraber orada bir uzmanlık programı başlattık ve online ve zaman zaman oradaki talebeleri, uzmanlık talebelerini Türkiye'ye davet ederek, zaman zaman buradan oraya gidip birlikte ameliyatlar yaparak ilk Somali'nin ilk mesela kadın cerrah uzmanını bizim o gönüllü programımızdan yetiştirdik. Hatta onun diplomasında Sayın Cumhurbaşkanımız oradaki hastanenin kendi ismini taşıyan TİKA'nın yaptığı hastanenin açılışı sırasında verdi. Ve orada aslında birlikte Türkiye'deki o gönüllü akademisyenlerin, yeryüzü doktorları çerçevesinde o bir araya gelen akademisyenlerin aslında ya bu iş devletin işi, devletler yapabilir diye belki düşünülebilecek bir alanda
bir başarısına şahit olduk. Şimdi yetiştirdiğimiz uzmanlar kendileri üniversitede hoca oldular ve orada öğrenci yetiştiriyorlar. Hemşirelik okulu devam ediyor. Sonrasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak biz de orada bir fakülte açtık. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı olarak Somali'deki Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün de başkanlığını yürütüyorum. Somali'de de talebelerim var. Dolayısıyla o tarafa da bu anlamda destek veriyoruz. Ama gönüllülük çabası gerçekten hayatta hiç tahmin edemeyeceğiniz etkiler yaratabiliyor. Hiç tahmin edemeyeceğiniz değişikliklere yol açabiliyor. Evet. Sağ olun başkanım. Kesinlikle ben ne yapabilirim ki demeyeceğiz. Hayal edip neler yapabileceğimizi keşfedip bunun için harekete geçeceğiz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mesajlar da gelmiş. Gönüllüol.org platformumuzun adı. Kızılay çalışmalarına buradan dahil olabilir ve daha yaşanılır bir dünya için çözümün parçası olabilirsiniz diyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Sayın Başkanım, son sözleriniz varsa alabiliriz. Yoksa devam edeceğiz. Ben bu arada size şunu da buradan hemen belirteyim. Hazır siz de daha yayındayken Ulusal Gönüllülük Komitemiz de 42 üyesiyle birlikte içinde AFAD'ın da yer aldığı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Türkiye'deki ilk ve tek platform gönüllülük alanında savunuculuk yapan. Bu anlamda onların da size bu sevgisini buradan iletmek istiyorum. Teşekkürlerini bütün üyeler adına. Buyurun efendim, son sözleriniz varsa alalım, sonra devam edeceğiz sonraki panelle. Ben de her birisiyle sahada beraber çalışan, değer katan çözüm ortaklarımız olarak gördüğüm her bir organizasyonun bu katkısı için teşekkür ediyorum. Bu arada gönüllülük faaliyetlerini yürütürken sahada zor şartlar altında hayatlarını kaybetmiş veya sıkıntılı süreçler yaşamış, bu dünyadan göçmüş bütün gönüllerimize de rahmet diliyorum. Onları saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün bir taraftan da aslında Gönüller Günü, bir taraftan da onları anma günü. Dolayısıyla hem gönüllerimizin günü kutlu olsun, hem bu dünyadan göçmüş olan, iyilik yaparken özellikle göçmüş olan diğer bütün gönüllerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kızılay çalışanın da bu sene ne yazık ki bir patlama hayatını kaybetti yine sahadayken. Ona da buradan rahmetler diliyoruz. Hepinizin başı sağ olsun. Tekrar teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için Sayın Başkanım. Ben buradan AYDER Alternatif Yaşam Derneği'nin katkılarıyla bizimle olan sevgili işaret dilini bizlere burada sunan arkadaşımıza, gönlümüze çok teşekkür ediyorum. Tekrar vaktiniz için sağ olun başkanım. Dilara, söz sende. Merhaba. 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 Selamun aleyküm.
Evet, gençlerin enerjisi ne güzel geliyor hepimize. Videoyla yüzümüz güldü. Sevgili Nil, harika bir panel oldu. Sayın Güllüoğlu'na ve Kına'da paylaştıkları deneyimler için çok teşekkür ediyoruz.